Merhabalar, ben klinik psikolog Doktor Mehmet Şakiroğlu. Size Kuşadası'ndaki evimin verandasından sesleniyorum. Çünkü evdeyiz ve evde kalıyoruz. Şimdi bu tür evde kaldığımız durumlar, uzun süreli stres durumları, travmatik yaşantılardan sonra bu krizleri bir fırsata çevirip çeviremeyeceğimiz üzerine birkaç tane stratejiden bahsedeceğim. Çünkü evet, krizleri özellikle psikolojik açıdan bir fırsata çevirmek her zaman mümkün ve bu kavramın ismi travma sonrası gelişim. Hadi buyurun travma sonrası gelişim üzerine biraz konuşalım. Travma sonrası gelişim tam olarak şu demek: yaşadığımız travmatik olaylardan sonra psikolojik olarak gelişmemiz, psikolojik sağlamlığımız artması ve psikolojik olarak kendimizi daha güçlü hissetmemiz. Nasıl mı oluyor? İki tane deneyimimden bahsetmek istiyorum bu konuyla ilgili. Birincisi, bilimsel araştırmalarımın çoğunu yaptığım deprem alanında. Deprem 99 yılında Türkiye'yi iki tane büyük deprem vurdu. Ve bu depremlerden sonra tabii ki çok büyük kayıplarımız ve çok ciddi yıkımlarımız oldu. Ama son yıllarda yaptığımız çalışmalarda depremden çok olumsuz, ilk başta çok olumsuz etkilenen insanların şu anda eskisine göre daha iyi olduklarını görüyoruz. Ve hep şunu söylüyorlar: deprem öncesi hayatımla deprem sonrası hayatım çok farklı. Ve deprem öncesi yaptığım hataları artık yapmıyorum. Hayatın kontrolü de bende, hayatının değerini bilen bir zihinsel yapı da bende. İkinci çalışmalar, meme kanserli hastalarla yaptığım çalışmalardan. Meme kanserine yakalanmadan önce, tedavi görmeden önce hayatlarında birçok şeyi dert ettiklerini, ufak tefek şeylere kızdıklarını, yani hayatının önceliklerini yanlış kurduklarını söylüyor meme kanserli kadınlar. Özellikle iyi bir tedaviden sonra sağlıklarına kavuştuklarında. Yani travmatik olaylardan sonra önceliklerimiz, yani yaşam felsefemiz değişiyor. Tam olarak bugün bu programı izleyene kadar sizi mutsuz eden şeyleri düşünün ve sizi öfkelendiren şeyleri düşünün. Ve şu kritik soruyu sorun: gerçekten bu şeyin gücü beni mutsuz etmeye yeter mi? Gerçekten o yaşadığım şeye öfkelenmekte haklı mıydım? Cevabı az buçuk tahmin ediyorum. Hayır. Çünkü gündelik ufak tefek şeylere verdiğimiz olumsuz tepkilerin geneli hatalıdır. Önceliklerimizi değiştirirsek hayatın kontrolünü biraz daha elimize alır, travma sonrası gelişim gösterebiliriz. Kriz durumlarından ve travmatik yaşantılardan psikolojik olarak daha güçlü çıkmanın birinci yolu paylaşmayı bilmek. Bu tür kriz durumlarında sistem bize der ki içe çekil ve bütün kaynaklarını koru ve kendini önemse. Oysa ki yapmamız gereken şey krizleri bir birlik halinde, bütün halinde diğerlerinden destek alıp onlara destek olarak çözmemiz lazım. Yani iki tane yumurtam varsa ay aman bu süreç bitene kadar yumurtalarımı koruyayım demek yerine bir tanesini kendime ayırıp diğerini hiç yumurtası olmayan birine uzatmanız gerekiyor. Şu kavramı tam telaffuz edemediğim için söyleyemiyorum ama diğerlerinin olumsuz yaşantılarından istemsiz bir keyif alma hali gibi. Hani biri düşer de gülersin ve sana niye güldün diye sorduklarında cevabını bilmiyorsundur ya, işte böyle bir şey. Diğerlerinin olumsuz durumlarından da bir şekilde bireysel sorumluluk duymamız, onlara yardım etmemiz ve bir toplum olarak sorunlarından bir arada çıkabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Birinci kural, travmatik olaylardan sonra paylaşmayı bilmemiz gerekiyor. Travmatik olaylardan sonra genelde yaptığımız şey içe çekilmek ve olumsuz duygularımızla baş başa kalmak olur. Mutsuzluk, endişe, gerginlik, tedirginlik hepsi bir aradır ama oysa ki yapmamız gereken şey problem odaklı olmak, duygusal odaklı hareket etmek yerine sorun çözücü kararlar verebilmekten geçer. Bunun için önce durumu tarif etmemiz, sonra bu durumun bizde yarattığı duygunun farkına varmamız ve bu durumdan nasıl çıkacağımızla ilgili bir karar verip oraya daha doğru hareket etmemiz lazım. Duygular yaşanan problemlerin sinyalleridir. Biz çoğu zaman bu sinyallerden kaçmaya çalışırken asıl problemleri görmüyoruz. Başımızın ağrıması da bir ciddi problemin sinyali olabilir. Ayağımızın ağrıması da bir ciddi problemin sinyali olabilir. Biz direkt ağrıyı bastırmaya çalışırsak problemi kaçırırız ve problemi çözemeyiz. O yüzden duyguların farkına varıp problem odaklı hareket etmek yapılması gereken ikinci şey.
Çok olumsuz şeyler, travmatik olaylar yaşadıktan sonra bunun hayatımızda bir tane faydası olabiliyor. O da artık eskiden çok umursadığımız ufak tefek şeyleri kafamıza takmaz hale geliyoruz. İşte bu maddede yine travma sonrası gelişim için gerekli olan üçüncü koşulu sağlıyor. Eskiden çorabınızın kaçması, trafikte sıkışmanız, tuttuğunuz takımın gol yemesi, işte saçınızın şekle girmemesi gibi ufak tefek şeyleri o kadar dert ederdiniz ki, travmatik olaylardan sonra şunu görüyorsunuz. Ya hayat kısa, aslında gayet anlamlı ve güzel, onu zorlaştıran benim ve benim ufak tefek şeyleri fazla büyütmem. İşte travma sonrası gelişimin üçüncü maddesi de ufak tefek şeyleri artık çok da önemsememenizin gerekli. Yaşadığınız travmatik olaylar sizi psikolojik olarak rahatsızlığa da sürükleyebilir ama öte yandan daha güçlü de çıkabilirsiniz bu süreçten. Nasıl mı? Birincisi, bu süreçte paylaşmayı öğrenmelisiniz. Geriye dönüp baktığınızda kendinizi egoist, stokçu, diğerlerine yardım etmeyen biri olarak değil de kaynaklarını diğerleriyle paylaşıp onların da refahı üzerine düşünmüş biri olarak görürseniz. İkincisi, duygusal odaklı değil problem odaklı baş etmeyi öğrenirseniz. Üçüncüsü de ufak tefek şeyleri dert etmekten kurtulup da hayatın esasında biz onu doğru algıladığımız sürece güzel olduğunu fark ederseniz travmaları krize değil de fırsata çevirebiliriz. Kendinize iyi bakın. Hepinize güzel günler diliyorum.